Buyursunlar, hoş geldiniz. Ah dostlar, ah başımıza gelenler, gelenler, gelenler. Bu akşam burada toplandık. Çünkü kızımın başına çok kötü bir şey geldi. Ah başımıza gelenler, gelenler, gelenler. Annesi ve ben çok üzgün durumdayız. Ayşen üzgün ol. Hayırdır abi, sorun ne? Kızım sınavdan aldı 450 puanı çöp etmek üzere İbrahim. Çok müşkül durumdayım. Ayşen müşkül ol. Ne diyor abi? Sınava bir daha mı hazırlanacağım diyor. Çok daha kötüsü. Konservatuvara gireceğim diyor. Ya yazık ya, böyle saçmalık mı olur ya? Ya. Sağ olun, sağ olun. Allah kimsenin başına vermesin. Üzülsene hanım. Ya dile kolay, 450 puan. Kolay mı ya 450 puan almak? 100 değil, 200 değil, 450. Kolay mı ya, kolay mı? Cidden soruyorum ya, kolay mı? Ben bu yeni sistemden pek anlamıyorum da. Şöyle diyeyim Samet'im. 300'den hukuka giren var. 450 puan bu. 450 tıpa gir. Kalanı ileri okursun konservatuarı. Ne oluyor yani? Hayati sinirlerin ve tansiyonun fırlayacak. Bak bunca insan bu amaç için birleştik. Kızı konservatuara göndermeyeceğiz. Bak eniştem ta Konya'dan otobüsle geldi. O çözer bu işi. Çok sağ ol vallahi enişte. Her şey için oradan buraya geldin ya. Hakikaten büyük adam mısın? Çok memnun oldum. Ya ne demek? Sinem bizim de canımız. Yalnız hayatım. Önemli olan da biraz kızın tercihi. Senin yaptığın da iş değil. Bana bak İbo. Kızın yanında da böyle apır sapır konuşursan... seni çok pis rencide ederim. Dikkatli ol yani. Tabii önemli olan senin tercihin abi. Sinem'in de yaptığı iş değil. Şimdi hayatı haklı. Bak bizim Mayın faturacının çırağı vardı Şemsi. Ay sen tanırsın onu. Yok tanımıyorum. He o işte. Bu bir gün Antalya'da otelde komilik yaparken... Justin Bieber bunu sesini duyuyor. Diyor bu ne? Ben bunu yapan adama albüm yaparım diyor. Bizim Şemsi ile Justin Los Angeles'a giderken... denizin ortasında bir ada, sen yüksel, Allah Allah. Bunların gemi karaya atır. Kara ipli korsanlar bunları esir alıyor mu? Bizim Şemsi oldu sana esir Şemsi. Ama Justin sözünü tutuyor ve orada albüm yapıyor. Korsanlar arasında bir numara oluyor mu? Bir de üstüne klip çekiyor mu? Demem o ki, şimdi nerede, kim bilir? Evet, albüm. Albüm önemli tabii. Zaten sadece tavsiye vermek için 711 kilometre yol geldi. Yoruldu adam tabii. İbo ve Samet, bu işi biz çözmeliyiz. Peki hayatım. Neden özellikle bizi çağırdın? Oğlum, birlikte olursak kız ikna edebiliriz diye. Özellikle seni bu. Sen kilit adamsın. Sen benim kızıma örnek olacaksın. Sağ ol abi. Gençlere örnek olduysak ne mutlu bize. Hemen de moda giriyor. İyi değil, kötü örnek olacaksın sen. Kız konservatuara girirse... ...ihale düşeceğini sana bakarak görecek. Samet'i de örnek gösterip mühendis yapacağım ben onu. Bu arada İbo, seni hiç sevmedim. Babanı da sevmezdim zaten. Olabilir abi, saygı duyarım. Demek ki örnek benim Hayati abi. Vallahi şöyle söyleyeyim, benden daha iyi örnek bulamazsın. Bizim ev bile örnek tepede. 3+1, 4 yani. Nasıl bak? Mühendis
kız şakası yaptım. E bizde ünlüdür bunlar. He, komik komik. Nerede kaldık bu kız? Aha da geldi. Hayati, üstüne gitme sakın kızın. Korkutma, iyice inada biner ha. Aman Hayati abi, psikoloji önemli. Aa, ben her sabah çengel bulmaca çözen modern bir babayım Samet. Yavrumun psikolojik sinirler anlamaz mıyım hiç? Herkese iyi akşamlar. Kızım bana bak, o konservatuara gidilmeyecek. Akılsız mısın sen? Hiç edeceğin güzel puanı, deli. Kusura bakmayın ya, tutamadım kendimi. Baba ya, benim kararım kesin. Konservatuara gideceğim ben. Bak Sinemciğim, aldığım puan mükemmel ve analitik düşünebiliyorsun. Bence senin için en doğru karar mühendislik olacak. Bak bana, yüksek lisansla beraber 6 sene boyunca okudum ve şu an yüksek mühendis oldum. Unutma, gelecek mühendislerin elinde. Abi sen nerede çalışıyordun? Börekçide. Abi sen madem yüksek mühendissin, neden börekçide çalışıyorsun? çok güzel soru. Çünkü... Çünkü... Hayati abi çünkü... 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 Çünkü dolar çok yükseldi. Piyasa kötü. Piyasa kötü ondan yani. Yoksa mühendis bu. Toplumun yapı taşı bir meslek. Ya baba, sevdiğim işi yapmamın senin için hiç bir önemi yok mu? Yok. Kızım biz seni de mutlu ol istiyoruz. Ama işsiz kalır. Ama işsiz kalırsın. Bu zamanda işsizlik zor. Aç kalır aç. Aç kalırsın aç. 2 lokma ekmeğe muhtaç olursun. Onun bunun ağız kokusu. Onun bunun ağız kokusunu mu çekeceksin? Yazık benim gül gibi kızıma. Dayı analık hakkını bitir işi. Vallahi analık hakkımı helal etmeme. Ya anne sakin ol. Ya baba, annem arkadan dişlikleyip durma sana. Nerede? Kim? Ben. Aşk olsun kızım. Bu ne kadar da hak etmediğim bir suçlama. Hep ne zamandan beri birinin arkasından ne söyleyeceğini söylemek, fişiklik demek oluyor acaba? Ne peki baba? Kararına saygı duy biraz ya. Şimdi Sinemciğim, baban haklı. Aa bak, yorgunluğunu attı, kendine geldi. Konuş eniştem, konuş ya. Bizim bibimgillerden Hasan vardı. Ay sen bilirsin onu. Yok onu. He, aynen o işte. Bunun kayınbiraderi, gidelim Paris'e, Disneyland'a bakalım diyor. Tabii, kayınbirader deyince hayır diyemiyor. Gidiyorlar beraber Disneyland'a. Kayınbirader beğenmiyor mu orayı? Sivaslı bir Mickey fare bunları duyuyor mu? Duyuyor mu bunlara? Burası Disneyland, öyle konuşmayın diye. Sonunda oluyorlar mı bunlar böyle? Bunları bindiriyorlar dönme dolaba. Bizim Hasan başlıyor türkü okumaya. Dönme dolap dönme, kusarım şimdi diye. Bunu duyan ördek Donald bunlara acıyor. Hep beraber Sidney'e geçiyorlar. Şimdi kayınbirader Hasan ve Donald Duck beraber dönerci açmışlar. Ya hayat! Enişte sen ne anlatıyorsun? Bu ne kadar da boş bir hikaye ya. Vallahi hikaye dinlemem. Ben yarın tercihimi konservatuar olarak yapıyorum. Sevdiğim işi yapıp mutlu olacağım. İyi de halt edeceksin kızım. Sevmediğin işe bırak da mutlu olabilirsin. Misal ben işimi seviyor muyum? Asla. Ama mutlu muyum? Asla. İşte mutsuzmuşsun asla dedin. Yok kızım, ben asla demedim. Ben asla diye hapşırıyorum. Asla. Bak. Yoksa niye mutsuz olayım? Harikayım. Ama bak İbrahim ne kadar da mutsuz. İbrahim sevdiği işi yapıyor. Soralım bakalım mutlu mu? İbrahim, mutlu musun?
mutluyum. Bak mutsuz, depresyona girmiş, ne dediğini bilmiyor. İbrahim süreci anlat. İyi anlat da kızım anlasın. Şimdi Sinemciğim, bir kere okul çok sıkıcı. İşte okul bitene kadar türküler, şarkılar söylüyorsun. Bir enstrüman seçip onu çalmayı öğreniyorsun. Ay gerçekten mi? İnanmıyorum. Tabii ya. İğrenç! İğrenç! Sonra işte konserlerde çalmaya başlıyorsun. 10.000'lerin önünde falan filan. 10.000'ler mi? Ay çok heyecanlı. İbrahim, bitir okulu. Sonrasını anlat. Sonrası mı? Üf! En fenası. Okul bitti bir kere, işsizsin. He. İşte dünyanın dört bir yanına geziyorsun. Yeni müzisyenlerle tanışıyorsun. Her tanıştığın kişi sana bir şeyler katıyor. Ama ne beter şeyler katıyorlar ki. Sonra konserlerde çıkıyorsun, şarkılar söylüyorsun. Tamam İbrahim, sus. Dur abi, gaza geldim, iyi gidiyorum. Oğlum, gidiyorsun da yanlış yöne gidiyorsun. Sonra sabahlara kadar müzik yapıyorsun. Herkes sana eşlik ediyor. Tuhaf tuhaf hayranların oluyor. Bir de Avrupa turnesine çıkar. Ay ne oldu ona? Çocuk yorgunluktan bayıldı, bayıldı. Nasıl çalışıyorsa yorgunluktan nerede yattığını bilmiyor. Sen de böyle mi olacaksın kızım? Sen de sefalet içinde yatmak mı istiyorsun he? Ay Allah yazdıysa boşsun. Olma kızım, İbrahim abin gibi 3 kuruş paraya çalışıyor çocuk. Anam ne yaparız? Doğru. Aylık 15.000 lira kazancım var. 15.000 lira kazancım var dedi. Sen demedi. Sen boş ver onu. Bak Semat abin börekçide çalışıyor olabilir. Ama piyasa açılsın en az 7.000 lira maaşla başlar hemen. Yok abi. İlk girişte 2.500 lira zor verirler. Çok mühendis yetiştim. Fazlalık var. Yok canım, ne fazlalığı? Sinem söylesene, bizim kız ne olacak? Mühendis olacak benim kızım. Mühendis olacak benim bak, kızım. Bak Samet amcana. Bak Samet amcana. Ne güzel okudu çalıştı, ne güzel mühendis okudu, oldu. Çalıştı, mühendis oldu. Ana abi faturayı yatırmayı unuttum. Ana abi faturayı yatırmayı unuttum. Kız Esil. Kız Esil. Sana demedim, sana kendi demedim. Kendimi konuşuyorum. Kendi kendime sen konuşuyorum. Sen de ama dalga çıktın. Sen de ama dalga çıktın. Esil sus ya. Ya bari göz göre göre yapmayın artık şunu baba. Ben seni işe giderken bir kere bile mutlu görmedim. Kızım saçmalama. Ben her sabah işe koşa gitmiyor muyum? Evet baba. Sen her sabah kalkamadığın için servisi yakalamaya koşa koşa gidiyorsun. Geç kalıyorsun çünkü işini sevmiyorsun. İftira. Şimdi Sinem kızım. Bizim Tarus'un ortanca Samet vardı. Hayati tanır onu. Tanımam. He tam üstüne bastı. Bu çok iyi lahmacun yapardı. Bir gün bunların Karşıyaka'daki lokantaya Afrika prensi geliyor. Deba 2 lahmacun, 1 acılı. Bak şimdi. Adam yiyor. Diyor bu ne? Ben bunu yapan ustaya kardeşime nişanlarım diyor. Hamit nişanlanıp gidiyor mu Afrika'ya? Buna diyorlar illa muz ye. Ağaçtan muzu alırken maymunun biri gelip elinden muzu çekiyor mu? Bir çekiyor muzu. Maymun bir bağırmaya başlıyor. Diye. Maymun bağırınca Hamit üzülüyor. Diyor gel biz seninle ortak olalım diyor. Şimdi beraber deniz buzu işletiyorlar. Allah'ın işi. Yani demem o ki ne oldum demeyeceksin. Bak gördün mü Aysel? Ne maymunlar var. Mesut enişte konuştukça ona oksijen sağlayan bir ağaç kökünden kopup yana doğru devriliyor resmen. Bir dur artık ama ya. Önemli bir şey konuşuyoruz şurada. Evet kızım, ne diyorduk? İlk sıraya mühendislik yazıyoruz mu? Hayır baba. O zaman İbrahim gibi ol da gör. Biz de karımızda beter olalım.
Benim durumum çok kötü. Gördün mü bak? Maddi olarak değil mi? Yok, tıbbi olarak. Ya bir şey olmaz, gel bir kılıp atayım. Niye baktın yok ya? Yok abi gelme. Gözünü gel, gel aslanım, gel. Çocuk müzisyenlikten çürümüş. Ya baba, bu benim kararım. Bırakın sevdiğim işi yapayım. Bak Samet abiye mühendis ama börekçilik yapıyor. Samet abi sorarım sana. Sen aslında hayallerinde ne olmak istiyordun? Balet olmak istiyordum. Börekçilik iyiydi be Samet. Yok yok. Ah bir spagat açmak için nelerimi vermezdim. Şöyle sütülüp, şöyle bacağımı kaldırıp, şöyle anam anam enişte. Ya geldi geldi, dikkat et ya. Bir şey diyeceğim, spagat ne demek Berat Efe sence? Şimbadan bacak açmak. peki Taha, demin denedin olmadı ama bence böyle bir müzik versek falan. Şöyle bu bale hevesini alsan diyorum. Müzikle biraz da gaza gelip daha güzel yaparsın bence sen, ha? Hazır mısın? Hazırım. Bence müzikle yaparız. Yukarıdan da güzel bir baleye uygun müzik alalım. Gösterisi oldu. Daha önce hiç izlememiştim böylesini ben. Bravo, alkışlıyorum Tahir'e. Evet. Çok teşekkür ederiz Tahir'cim. Evet, Dora'nın lafından alalım. Al işte, şıpakat açacağına börek açıyor adam. Yıllarca düzgün maaşlı bir şey olsun diye herkes öğretmen yapmaya çalıştılar. Bir sürü öğretmen atama ekliyor. Atıyorsun. Sonra çok kazansın, açıkta kalmasın diye mühendis yapmaya kalkıştılar. Bir sürü diplomalı mühendis var boşta. Bırakın artık çocuklarınızın kararlarına karışmayı. Bırakın, ben de istediğim şarkıyı söyleyeyim. Sevdiğim şeyi yapayım. Ya acaba biz mi göremedik bu kızın bu özelliğini Hayati? Bir şarkı mı söylese bize Sinem? Eğer isterseniz söylerim tabii anneciğim. Sesin çok güzel diyor ne? Ben şarkı söyleyeyim, sen kendi karar ver babacığım. Ada sahillerinde bekliyorum. Ertan yollarını gözle arar. Seni senden güzelim çünkü. Güzelim istiyorum. Beni şadet, şadet. Nasıl sesin baba? Beğendin mi? Çok. Ben nasıl fark edemedim kızımın bu yeteneğini falan dedim dinlerken. İşte işte biliyordum, biliyordum. Çok sağ ol baba, yaşasın. Hayati ne yapacağız? Hiçbir şey. Bu kızın bu sesle konservatuara girme şansı sıfır. İkinci tercihte mühendislik yazdırır. Her türlü okuturum ben bunu.